abisi olmayan birisiyim. Öncelikle Bismillahirrahmanirrahim. Gecesini buraya ayıran arkadaşlara teşekkür ederim. Size buraya çağırdınız bizi. Yine teşekkür ederim. Kıymet verdiniz. Allah sizden razı olsun. Sizlerden de. Şimdi kalabalıkların hissetmedikleri büyük bir problemin içine girdiğimiz doğru. Yani böyle büyük bir probleme gidiyoruz. Şu anda ben bunu söylediğimde o kitaba yazdığımızda daha bu pandemi dönemi falan başlamamıştı. Ondan önce birkaç sene önce yazılmış bir makaleydi bu. Sonra kitaplaştı. O zaman demişti ki bak çok büyük bir değişim dönemi geliyor. Çok büyük bir problem var insanlığın önünde. İnsanın önünde büyük bir problem var. Bu probleme hazır olmamız lazım. Ama ne yazık ki böyle bir şey olmadı. Olamadan ve bir anda bu işin içine girdik. Şu anda bu sürecin, değişim sürecinin içine sokulduk. Ancak ben hani bunu tanımlamak için bunu nasıl tanımlarım diye düşünmemem lazım. Biraz donuk başladık ama biraz dem aldıkça ben daha güzel, daha akıcı gidecek bu iş inşallah. İnşallah. Şimdi, bu arada abi sözünüzü bölmüş oldum. Sizin bahsettiğiniz, tam konuya giriş yapacaktınız kusura bakmayın. Sizin bahsettiğiniz videoyu ben burada gördüm. Yayın esnasında da öncesinde de sizinle konuşmuştuk. Tam da bu işte okulların nasıl robotikle beraber ilerleyeceğini, artık eğitimin fiziki olmaktan dışarı çıkacağını tam da bu videoda yaklaşık 3 sene evvel bahsetmişsiniz. İzleyicilere de bunu sunmuş olayım. Bu geliyor. Şimdi bu da yalnız hani birçok böyle enteresan bir kavşaktayız. Öyle bir enteresan kavşaktayız ki bulunduğumuz o kavşak yani bunu anlatabilirsek gerisi zaten bunun üzerine inşa edilecek. Temel bu. Bu kavşakta insan, yani insan, Hazreti insandan bahsediyoruz. Yani insanı kamil anlamındaki insandan bahsediyoruz. Ahlak ve erdem insanından bahsediyoruz. Peygamberlerin işaret ettiği insandan bahsediyoruz. Batı düşüncesinin andropos diye tanımladığı bize yani insanı kamilin karşılığı olabilecek. Hazreti İsa'nın sembolik ismi olduğu o insandan bahsediyoruz. O öyle bir kavşakta ki şu anda bütün tarihi faktörler onun aleyhinde. Onun girdiği tüm çıkar ya da ona giden tüm yolların çıkmaz sokağa dönüştüğünü görüyoruz. Aile bunun bir unsuru olduğu için yani ahlak ve erdem insanının bir talebi ya da onun bir yaşadığı, var olduğu bir iklim olduğu için riske girdi. Yani ailenin kendisi, yani bunu aile üzerine kelimeyi kurduk ama ailenin kendisi değil, insanın kendisi büyük bir, bu Jean Ballard'ın bir kelimesi, artık varoluşsal olarak anlamını koruyabilecek bir durumda değil. Yani varoluşsal anlamını kaybetti insan. Bunu biraz açalım. Şimdi hani insanı nasıl tanımlarız? Karl Marx diyor ki insan alet kullanabilen bir hayvandır. Bir başkası diyor ki insan duygulanabilen bir hayvandır. Bir başkası diyor ki insan tecrübe biriktirebilme yeteneği olan bir hayvandır. Ya da tecrübe biriktirdiği tecrübeleri gelecek nesillere aktarabilen bir hayvandır. Ya da insan denklem kurabilen ve denklem çözebilen, yani katman katman düşünebilen bir varlıktır. Diğerleri hayvanlarda yoktur. Bir hayvandır anlamda. Ya da neydi? İnsan kendi üzerine düşünebilen bir hayvandır. Dikkat edin, bu kelimelerin hepsi bir hayvandır diye biter. Yani hepsi hayvandır diye biter. Bu işte maymunlar şey yapar, işte ellerinde bir sopa alıp bir ağaçtan bir ceviz düşürmeyi başarabilirler. Düşürdükleri o cevizi bir taşın arasına koyup orada taşla kırabilirler. Ne demek? Çok ilkel düzeyde de olsa alet kullanabiliyorlar. Ya da işte karıncalar bir böcek çeşidini alıp onu yuvalarında hapsedip sağabiliyorlar. Sütünü alabiliyorlar. İşte kedileri, köpekleri görüyorsunuz.
akıl belirtileri gösteriyorlar. Yani bu ara çok internette dolanan bir video. İşte bir kedi balkon demirine tırmanmaya çalışan bir 5-6 bir buçuk yaşındaki bir çocuğu elleriyle patileriyle dövüyor ve oradan uzaklaştırıyor. Ya da bir at ya da bir ördek balıklara yem verebiliyor. Bu ne demek? Bu hayvanlarda da bir miktar akıl, bir miktar tecrübe, bir miktar alet kullanabilme becerisi var. Bunların içinden yalnız insan onlardan biraz daha gelişmiş, daha güzel bir video çıktı. Daha gelişmiş bir varlık. Yani daha gelişmiş olarak bunları kullanıyor. Bu anlamda insan bir hayvan, gelişmiş bir hayvan, gelişmiş yani daha yoğun denklemler çözebilen, daha kuvvetli problemlerin altından kalkabilen, yazı ve geliştirdiği, icat ettiği aletlerle tecrübesini gelecek nesillere çok 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 daha karşılaştırılamayacak bir kuvvetle nakleder. Bununla bir de dinlerin tanımı var. Dinlerin tanımı biraz daha farklı. O insanı bir gelişmiş hayvan olarak tanımlamıyor. Çünkü diyor insan insanlığını, insaniyetini hayvaniyetinden almaz. Nereden alır? Tanrı'dan alır. Tanrı kendi ruhundan, ruhu menfuhtan ona üfledi. O ruhu insan aldı üzerine giyindi bir gömlek gibi insan oldu. Yani hatırlayın bu şeyde Kitab-ı Kerim'de önce biz çamurdan kalıbı döktük der. Sonra biz ona nefsini giydirdik der. Sonra der ki biz ona kendi ruhumuzdan üfledik. Ve şeytan ve melekleri ona secdeye çağırdık. Dikkat ederseniz. Yani ilk bölüm eşya boyutudur. İnsan bir vücuttur. Cesedi vardır. Bu bir topraktır. Masa gibi, sandalye gibi bir şeydir. İkinci boyutta nefs giydiği zaman artık hareket kazanmıştır. Hareket kabiliyeti kazanmıştır. Ve şehvetinin peşinde koşabilecek. Çıkarını, menfaatini bilecek bir yani hayvani bir bilince erişmiştir. Üçüncü gömleği giyince öyle bir yere çıkmıştır ki melekler ve şeytan ona secdeye çağrılır kitapta, Kitab-ı Kerim'de. Şimdi buradan değil anlarız ki şeytan şu cesede değil, içerideki ruha secdeye çağrılıyor. Yani bu çamur kalıba değil. Eğer olsaydı o zaman daha önce çağrılırdı. Ne zaman ki ruh girdi onun içine ondan sonra. Nasıl tanımlayacağız? Şöyle tanımlayabiliriz. Bir kutu. Bu kutunun bir kıymeti var mı? Bunun herhangi bir kıymeti yok. Herhangi bir sıradan bir kutu bu. Ama bu kutuyu ben açıp içine 5-10 tane Reşat altını attım. Ondan sonra saklamaya başlarım. Kutu değer buldu mu? Kutu değerli değil. Ama içindeki çok kıymetli. O içindeki çok kıymetli olduğu için ben onu saklarım. O yüzden Allah'ın ruhu girdikten sonra, ruh ona üflenildikten sonra insan kıymet kazanır. Ne olur? Tanrı ile hayvanlıyat arasında bir ara makama dönüşür. İşte o ruhu taşıdığı için, o ruha misafirlik ettiği için, o ruh onda olduğu sürece, buna can deyin, öz deyin artık ne derseniz deyin, onda olduğu için o kıymetlidir. İsterse o ruha layık olmasın. Yani kutu pis bir kutu olabilir, kötü bir kutu olabilir. Yani günahkar bir kutu olabilir. İşte gitme denilen yerlere giden bir kutu olabilir. Sorun değil. Eğer o ruha misafirlik etmişse o insandır. Ondan kıymet bulur. Yaradanı severiz. Yaradandan ötürü. Onu yaratandan ötürü biz onu yaradanı severiz. O ona layık olmayabilir. O ayrı bir şeydir. O yüzden mesela insanların cesetleri, köpeklerin leşleri gibi, laşeleri gibi çöpe atılmaz. Onlara bir töre... Şimdi çok fakirleştik bu konuda ama eskilerin bu konuda ciddi bir şeyleri var idi. İhtimamı, özenleri var idi. Şimdi bakın ne yaptı? İnsan o ruh sayesinde hayvanlardan farklı bir yere geldi. Peki o ruhta ne vardı? Yani o ruh neydi? O ruh öyle bir kıymetli bir şeydi ki, öyle kıymetliydi ki
Hani daha dağlara diyor, biz teklif ettik onu. Dedi dağlar. Olmaz. Ağır yük. Bunu insan yüklendi. Niye yüklendi? Bunu hani Yeşil Efendi şöyle tanımlıyor. Diyor ki şeyden çok korktu. Düşmanından. Ne demek yani? Bakın eğer elinizde şöyle bir küçük tesbihiniz varsa yani en fazla böyle dostunuzun, arkadaşınızın gelip bunu çarpmasından korkarsınız. Ama üzerinizde biraz altınız, paranız varsa bir hırsızın gelip soymasından korkarsınız. Ama eğer rakam biraz yüksekse artık böyle büyük işte kapıları açan evlere giren daha ciddi hırsızlardan ürkmeye başlarsınız. Ama mesela işte ne bileyim bir arsanız varsa kıymetli bir yerde bir devlet bürokratının ya da bir işte müteahhitin ya da bir şeyin gelip oraya çökmesinden korkarsınız. Ama mesela petrolünüz varsa artık Amerika'dan korkarsınız, küresel şebekelerden. Bu ne demek? Sahip olduğunuz elinizdeki metanın kıymeti ne kadar yükselirse düşmanı da o kadar büyüyor. Yani ne kadar kıymetli bir şeye sahipseniz düşmanınız da o kadar büyük oluyor. Elinizdeki şey Allah'ın ruhu ise ve sizi eşrefi mahlukat, yani çıkabilecek en yüksek yere, bütün yaratılmışların en şereflisi noktasına çıkaracaksa düşmanı da çok büyüktür. Ona da şeytan diyoruz. Biz ondan korkarız, onunla baş edemeyiz. İnsan ben hallederim bu işi diyor. O yüzden şeytan insandan o ruhu münfuhu çalan, yani o insandan neyi çalar şeytan? Evini, arabasını, yatını, katını çalmaz değil mi? Neyi çalar? Kutunun içindekini. Edebini çalar, hayasını çalar, cömertliğini çalar, merhametini çalar. Yani bir hırsız geldiği zaman, işte bir dolandırıcı geldiği zaman neyinizi çalar? Cömertliğinizi çalar. İnsanlara güvenebilme yeteneğinizi çalar falan filan. Peki o ruhun, ruhta ne var? Yani onu kıymetli kılan ne? Biz ruhun o içindekileri Allah'ın isimlerinden biliriz. O isimlerden birer böyle parçacık, ufacık, tefecik şeyler vardır. Onlar da bize verilmiştir. Nedir? Mesela Allah alimdir. Bir. Bize de o bilgiden bir miktar verilmiştir. Allah merhametlidir. Bize de o merhametten biraz verilmiştir. Allah cömerttir, kerem sahibidir. Bize de ondan birazcık verilmiştir. Yani onunla aslında o ruhun içinde bizim şu anda sahip olduğumuz dediğimiz iyilik, güzellik, hayır adına ne varsa Allah'ın sıfatlarının içinde tanımlanmıştır. Ve onlar bununla beraber gelirler. Dolayısıyla biz Allah'ın sevgili kulu olarak insanlığımızı o ruh ile beraber alırız. Yani insan oluruz. Yani neydi? En iyisi, yani insan ünsten geliyor. Yani. Yakın dostu, arkadaşı. Enisi, ünsiyeti Allah ile olana insan denir diyor. Enisi, ünsiyeti Allah'a değil de başka bir şey olan daha insanileşme mertebesinde geridir. Daha insanileşememiştir. Daha yola çıkmıştır ama insan sıfatını alamamıştır diye bakılır eskilerde. Şimdi yani o yüzden peygamberler insana insan olabilmeyi öğretmek için tenezzül buyurmuşlardır. İnsana nasıl insan olur? Onu öğretmek için tenezzül buyurmuşlardır eskilerden. Şimdi burada biz insan olabilmek için ne yapmamız lazım? Merhametli olabilmemiz lazım. Yani insaniyet sıfatına layık olabilmemiz lazım. Ne lazım? Namuslu olabilmemiz lazım. Şerefli olmamız lazım. Haysiyetli olmamız lazım. Irz sahibi olması lazım. Edep sahibi olmamız lazım. Haya sahibi olmamız lazım. Başka ne lazım? Mesela orada emirler var. Diyor ki komşularınıza iyi bakmanız lazım. Komşu komşuya neredeyse mirasçı olacaktı. Bunları bağlayacağım. Biraz sabrederlerse arkadaşlar bana. Yani ben yeni gire... Estağfurullah. Şimdi izleyiciler için bir şey yapalım. Özet geçelim abi. Şöyle ki siz bu zamana kadar yaptığınız tanımlama insan ve eşrefi mahlukat üzerine İslam terminolojisinde neye karşılık gelir ifade ettiniz. Henüz zannediyorum bitirmediniz sözünüzü de. Oradan ben devam edeceğiz. Becerebilirsem buradan insanın boşluğa düştüğünü, artık insanın yani Hazreti insanın tutunacak tüm dallarının kırıldığını anlatmaya çalışıyorum. Eyvallah. Bu anlamda
tutunamayan sadece aile değil. Eyvallah. Yani tutunamayan, geleceğim oraya gelebilir. Yani şimdi eyvallah. Bana dediniz ki, yanlış anlamadıysam, abi 3-4 program yapacağız diye, ben de yaya yaya konuyu gitmeye çalışıyorum. Yani bu problemimiz ne? Yani bir bu problemin içindeyiz. Aile dağıtılıyor. İstanbul Sözleşmesi söyle, İstanbul Sözleşmesi. Tamam da kardeş, dikkat ediyor musunuz? Sadece o dağıtılan o aile değil. Yani insaniyetin her dalı kırılıyor. Bakın şu anda tabii. İnsanlar annelerine, babalarına karşı, annelerine virüs gözüyle, kendi çocuklarına virüs gözüyle bakmaya teşvik ediliyor. Bir başka boyutta. Diğer tarafta namus ve şeref için artık birbirinize kızmayın deniliyor. Bunları diyen Avrupa'da bunlar zaten yoklar. Yani bunu bize söyleyen o kesimde şimdi nedir ismi? Danimarka'da, İsveç'te, Norveç'te ve İzlanda'da ailesiz toplum, yani babasız dünyaya gelen çocuk sayısı %72 değil, 2018 yılı rakamı. 100 çocuktan 72 tanesi İzlanda'da babasız dünyaya geldi. Yani Fransa'da 100 çocuktan 65'i. Hani o 35'te İranlılar, Türkler, Mağrip ülkelerinden, Cezayir'den falan gelenler. Yani Fransa'dan kendisi hiç evlenmiyorlar ki. Yani biz aile dağıtılacağız diyoruz ama bunu bize dayatanlar da aile kalmadı. Yok öyle bir şey. Yani orada yok ki o. Yani bize kendilerinin üzerindeki var olan gömleklerini giydiriyorlar. Bize uymuyor sadece. Yani onların bize inanmadıkları bir şey yapmıyorlar. Bu anlamda hani biraz gibi gelebilirsek yani biraz o yüzden geniş başladık. Bu insan tanımından yani insanı, Hazreti insanı koruyabilecek miyiz? Dedik ki ne yaptı? İnsanın bir insanın Tanrı'dan almış olduğu sıfatlar onu insan kılıyordu. Eyvallah. Yani biz ne bileyim birine merhamet edeceksek, birine yardım edeceksek niçin yapacaktık? İnsan sıfatımızı koruyacağız. Allah'ın huzuruna çıkacağız. Ben sana insani bir emanet vermiştim. Merhamet diye bir emanet vermiştim. Doğruluk diye bir emanet vermiştim. İlim diye bir emanet vermiştim. Haya diye bir emanet verdim. Ne yaptın onları? Dedikleri zaman ya Rabbi bak ben şuna merhamet ettim. Gösterdim orada amelim vardı. Ya Rabbi ben orada bir ihtiyaç sahibi vardı onu yaptım. Beni cennetine alır mısın? Diye soracağız. Cennete çalışacağız ya. Bir problem var. Bir problem var burada. Çok ciddi bir problem. Batı 400 sene önce Nietzsche'yle daha sonra bunu itiraf etti. Aydınlanma felsefesiyle birlikte Tanrı'yı öldürdü. Yani Tanrı ölü. Tanrı diye bir şey yok. Peki bize o ruhunu üfleyen varlık yoksa ruh var mı? Yok. Olmaması lazım. O da yok. Yani şimdi siz diyorsunuz ki namus mamus. Bakın bu tanımların bakın bunun ne önemi var? Şöyle bir önemi var. Bu tanımlar var ya hani iyilik, doğruluk, güzellik, vefa, sadakat, sıdk işte. Hepsi boşa düşüyor. Bunların hepsi dinlerin tanımıdır. Bunların tamamı dinlerin tanımıdır. Zygmunt Bauman'ın modernite akışkan modernite kitabında çok detaylandırır orada çok güzel de anlatır. Burada bir kelime kullanıyor. Diyor ki 400 sene oldu. 400 sene aydınlanma felsefesi gitti. Arkasından modernizm geldi. Sonra postmodernizm postmodern dönem geldi. Şimdi geçtik postrat çağa ve bizim bütün iş yaptığımız iş Tanrı'dan gelen o değerlerin yani iyilik, güzellik, hayır, şudur, budur var ya bunların altına oymak. Ve bunların yanına ekleyebildiğimiz bu 400 senede bir tek kavram yok. Yani dinlerin iyi diye tanımladığı o sıfatlar var ya işte birine sadakat göstermek, sadık olmak, birine vefa göstermek, bir sabırlı olmak, insanlara karşı anlayışlı olmak, merhamet etmek, yardım etmek, paylaşmak gibi sıfatlar var ya. Bu 400 senede bunların yanına ekleyebildiğimiz bir tek sıfat yok. Bir tek sıfat üretemedik. Ve geriye kalan, Tanrı'dan kalan onlar, yani bütün o diğer kavramlar hepsi Tanrı'dan geldiği için, dinlerden geldiği için biz onların altını ya oya gidiyoruz. Ve şu anda postrat dediğimiz yani bunları hepsini bitirince elimizde gerçeğin olmadığı, gerçeğin sonrası, hakkın sonrası, hak diye bir şeyin olmadığı, iyiliğin, güzelliğin, hayırın olmadığı bir yere doğru geçtik.
Yani biz bunu buraya şunu mu soruyor problem? Şimdi Tanrı yok. Tanrı yok. Tanrı yoksa ne yok? Onu da şey söylüyor. Tanrı'dan kalan hayaleti Nietzsche söylüyor. Nietzsche. Evet. Yani Tanrı'yı öldüreceğiz. Hı hı. Ama Tanrı'yı öldürmek süper yetmez. Human diye mi tanımlıyordu abi o şeyi? Üstün insan diye. Üst insan, yüce insan. Artık nasıl, evet, nasıl tartışma edeceğiz bilmiyorum. Üst insan diye bir tanımı var. Bu üst insan işte yani bu Batı, bu Gayatri Spivak hanımefendi var, Hintli. Madun konuşabilir mi diye çok güzel bir kitabı var. Acayip bir kitap o kitap. Hı. Çok kötü, berbat bir tercümesi var. Çok çok kötü bir tercümesi maalesef var. Suikast yapılmış. Yani iyi kitaplara Türkiye'de suikast yapıldığını düşünüyorum. O kitabın içinde bir şey söylüyor. Diyor ki batılı düşünce adamını, batılı fikir adamını, hı, batılı emperyalizmden, sömürgecilikten ayrı bir yerde, ayrı bir konumda düşünmek çok büyük bir aldanmadır. Bizzat bu işin içindedir. O Nietzsche'nin bir kelimesi var. Diyor ki biz diyor Tanrı'yı reddederek, Tanrı'ya karşı olan sorumluluklarımızı reddederek bütün dünyanın, Afrika'nın, Asya'nın, Brezilya'nın, şunun bugün servetlerini topladık, taşıdık, getirdik batıya. Eğer biz Tanrı'yı ciddiye alsaydık onları kandıramazdık, servetlerini alamazdık, katliamlar yapamazdık, dolandıramazdık, çalamazdık. O zaman da bu kapitalizm dediğimiz o yeni atılım sürecini başlatamazdık. Biz Tanrı'yı umursamadığımız için, onu gömdüğümüz için başarılı olabildik. Ancak ikinci nihilist dönem gelecek. Yani bu Tanrı'yı umursamamak büyük bir başımıza belaydı. Bundan sonra bir dönem gelecek. O zaman hala dünyanın lideri olmaya devam etmek istiyorsak ki İkinci Dünya Savaşı'nı olarak düşünüyorlar bu dönemi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı hala lider olmaya devam etmek istiyorsa Tanrı'dan geriye kalan hortlağı öldürmemiz lazım diyor. O hortlağı İllüzyonunu da öldürecekler yani. O hortlak aslında öldü. Bak, o hortlak aslında öldü. Yani onu var eden, ona can veren kimdi? Tanrı'ydı. Eğer onu öldürebilirsek, ama Tanrı öldü. Tanrı'dan sonra onun da ölmesi lazımdı. Ama o Tanrı'nın öldüğünün farkında değil. Daha doğrusu insanlar Tanrı'nın öldüğünün farkında değil. Nedir o hortlağın ismi? Ahlak. Ahlakı din tanımlar. Yani bu şeyden söyleyeyim, bir feminist, ikinci feminist kongrede neydi o? McKinnon diye bir hanımefendi çıkıyor. Bu bir ortalık büyük bir Drusilla Cornell diye bir hanımefendinin ki bu da Amerikan feministlerin içinde çok ciddi ismi olan bir hanımefendiymiş. Bu kadın sığınma evlerine sığınan kadınların porno sektörüne pazarlanmasıyla ilgili bir skandal patlıyor. Büyük bir skandal patlıyor. Bu Drusel Mr. McKinnon dediğimiz hanımefendi çıkıyor diyor ki alçaklar, adiler, yani siz insanlar size sığınmaya geldiler ve siz onları porno sektörüne komisyon alarak da pazarladınız. Rezilliktir bu. Der yansın ediyor. Bu McKinnon kendisi söz alıyor. Kitap, verelim ismini de verelim. Çatışan Feminizmler. Buyurun. Kitabı. Burada hanımefendi kendisi, Drusel Cornell kendisi anlatıyor hadisi. Yani kendi ben böyle cevap verdim. Bana böyle suçlanınca şöyle bir cevap verdim diye. Çıkıyor diyor ki bakın diyor bana diyor işte pornoyun ya da fahişeliğin ya da başka bir şeyin ya da bu yaptığımız işin kötü bir şey olduğunu ispatlayacak, bunu tanımlayacak bir üst ahlak merci gösterin. Yükseltilmiş bir ahlak konsepti gösterin. Eğer onu gösterirseniz ben kabul edeceğim ahlaksız bir iş yaptığımı. Yani söylediği şey şu. Siz Tanrı'ya inanmıyorsunuz. İyi bir şeyin, ahlakın, namusun kaynağı Tanrı'dır. Siz Tanrı'yı reddederken nasıl ahlak diye bir şeyden bahsedersiniz? Anlatabildim mi? Yani ahlak ne yapar? Şimdi büyük bir problem var burada. Yani Tanrı'yı öldürdük. Şimdi ahlakı öldürüyoruz. Ahlakı da darmadağın ediyoruz. Ama hani az önce bir şey söyledik. 400 yılda ortaya çıkmış herhangi bir şey tanımlayamadık. Niye tanımlayamadık?
Çünkü şöyle bir iddiamız var bizim. Yani bu yani böyle uzata uzata muhabbet ediyoruz. Evet, sağ olun. Diyor ki mesela biz Tanrı'yı öldürünce iyinin, güzelin, çirkinin nasıl karar vereceğiz olduğunu? Akıllarımızla. Akıllarımız bunu yapmaya yeterli. Akla tapan, akılcılık dönemi. Neydi? Saparov, yok Saparov da değil. Neydi? Homo sapiens mi abi? Yok. Aklını kullanma yok. Saparov da. Aklını kullanmaya cüret et. Ya da bizdeki tercümesiyle aklını kimseye emanet etme. Tamam. Bir problem var. Bakın biz az önce bir insanı tanımladık. İnsanın bile 40 tane tanımı çıktı ortaya. Yani akıl harika, iyi güzeli tespit ediyor falan ama her tespit birbirinden farklı oluyor. Yani şimdi yani bir dakika yani akıl her şeyi çözüyor. Ama herkes de farklı bir sonuca gidiyor. Yani bu kadar iyi, bu kadar çözebilecek bir şeyse nasıl oluyor da herkes farklı bir doğruyu söyleyebiliyor? Peki herkesin doğruyu söylediği, herkesin farklı bir doğru söylediği yerde, yani kendi aklıyla hareket ettiği yerde biz gerçek doğruyu nasıl bulacağız? İşte dinlerde kit vahiy ölümün işini yapar. Mesela örnek vereyim açıklansın. Olur da bir dinleyen varsa çevreden. Estağfurullah dinleyicileri. Bir şey söylüyor. Mesela birisiyle evlenmek istiyorsunuz. Teyzenizin teyzeniz var. Evet. Bir de teyzenizin kızı var. Hangisiyle evleneceksiniz? Yani bakın bunu akıl teyzenizle teyzenizin kızı arasında bir fark olduğunu ispatlayamaz. Evet. Sosyoloji de ispatlayamaz. Fizik de ispatlayamaz. Kimya da ispatlayamaz. Yani çünkü bunlar ikisi de kadındır. Yani uzak mesafeden baktığınız zaman kadındır. Diğer tanımlar dinlerin getirdiği ya da geleneğin ya da örfün getirdiği tanımlardır. Bir gelenek ve örf ve dinler artık iş görmez. Yani diyebilir ki tıp ya kardeşim bunlar hani yakın genetik olarak teyze daha yakın olduğu için genetik problemler çıkabilir. Hepsi o yani. O zaman da itiraz eder. Ya biz artık genleri temizliyoruz, bakabiliyoruz. Şey yapabiliriz yani bu problemliyse söyle problem yoksa sorun yok. Biz ne yaparız? Biz çok aklımızı kullanmayız. Açarız vahiyi Nur suresinde. Der ki orada Ahzab suresinde biz size teyzelerinizi, halalarınızı, amcalarınızı, işte annelerinizi, üvey annelerinizi, üvey annelerinizin kızlarını yasakladık. Ha teyze yasak, teyzenin kızı evlenilebilir. Bakın bu hani dinler insanlara ortak toplanabilecekleri değerler, normlar veriyorlardı. Ya. Dinli, Tanrı'yı öldürdük. Tanrı'nın ölümüyle birlikte ahlak da dinler de öldü. Tanrı yok kardeşim. Namus dediğin şey neymiş? Evet. Tanrı yok kardeşim. Hırs dediğin şey ney ki? Bakın o şeyin ne dersin? İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini okuyoruz. Gelenek, örf, adet, ırz, namus, şeref ve bunlara kaynaklık eden kitaplar. Bunun kökünün kazınması. Niye kökünün kazınması? Kendileri artık yani kökünü kazdılar hiç umursamıyorlar ki. Yani dinle o anlamda Tanrı'yla olan o bağ koptu. Bu ne dedik yani şey konudan saptı. Problem artık ahlak, namus, şeref insanının yani peygamberlerin tanımladığı o bakın bu şeylerde tartışmalara bu feminist kitapları ya da queer kitapları okursanız sürekli aynı kelimenin üzerinde aynı şeyin üzerine dönüp onu düşmanlık ettiklerini göreceksiniz. Yani nedir o düşmanlık edenler? Bir tanesi şey heteronormativiteyi yani bunlar şey ezoterik bir dürt kullanıyorlar. Gerçek yani asıl hedeflerini gizleyerek konuşuyorlar. Dolayısıyla biz de heteronormativiteyi tespit eden erkektir bizim düşmanımız. Onun kırılmasından heteronormativite ne kardeşim? Bu ne demek işte? Hetero yani kadın erkek ilişkisini asıl ilişki olarak dayatan bunu
Kim bunu yapıyor? Dinler. O kim onlar? Peygamberler. Yani biz peygamberlerin artık düşmanıyız. Açık net ifade bu. Sadece bunu peygamber der deyince bizim gözlerimiz açılıyor. Heteronormativite dedikleri zaman ha o. Olabilir. Ne olduğunu anlamıyoruz. Yani yani orada onların kastettikleri direkt İsa'yı kastediyorlar. Hazreti İsa'yı antropos diyorlar. Yani yeni dünya düzeni dediniz. Bak bu yeni dünya düzenini kurarken, kurulurken itiraz, bakın hani tabii şu andaki süreci geçici bir süreç. İşte hastalık, büyülenmişler falan. İşte bunların hepsini geçici düşünenler için çok çok söylediklerim saçma gelecektir. Ama hani bunların varsa ki, yani bir an kafanızda varsa ki bunlar kalıcı şeyler. Bizi neye karşı kışkırtıyorlar? Diyor ki komşunla ilişkiyi kopar. Ama komşuyla nasıl ilişkiyi koparacağız? Ayet-i kerimede koparma diyor. Tam tersine onun insanın mirasçı kılacağız diyor. Kardeşinle ilişkiyi kopar. Babanla ilişkiyi kopar. Yaşlarınızı ziyaret etmeyin. Gençleriniz yalnız hastalık doğrudur, hastalık hastalık falan. Ama bir an için bunun aslında sürekli kalıcı bir düzene doğru gittiğini düşün. Yani benim iddiam bu zaten de hani açıkça söylemeye korkuyorum. Şimdi burada çok tepki verenler çıkacaktır diye. Bakın bakın oradaki mesela Hristiyanlığın kuruluşu, Hristiyanlığın yayılmasına sebep olan nedir biliyor musunuz? Hristiyanlık şey yaptı. Kuruluş döneminde özellikle Anadolu ve Avrupa'da çok ciddi veba salgınlarının ya da kolera salgınlarının, işte taun rahatsızlığının yoğun olduğu dönemde. Ve Hristiyan gönüllüler, bu misyonerler diyelim, Hazreti İsa'nın takipçileri bu hastalığın oldukları yerlere gidiyorlar. Ve bu insanlara yardım ediyorlar. Onlara şifalar veriyorlar. Yani Hristiyan ideolojisinin, bu İncil'de çok fazla yer alır. Hristiyan ideolojisinin kurulduğu, yani bu teolojisinin kurulduğu zemin özellikle bu hastalıklı insanlara yardım edildiği zemindir. Çünkü onların üzerinden müthiş bir patlamayla coğrafyaya yayılıyor. Yani eyvallah. Hristiyanlığın buradan zemini buluyor. Unsur budur. O yüzden hastalara giden, onların onlara yardım eden, onlara yardım etmeye çalışırken ölenler şehittir. Azizler çıkartılır ve işte onların adına kiliseler kuruluyor. Aynı şey bizde de var. Hazreti Peygamber'in işte onlara yardım ederken, onların yanına gidip de işte onlara şifa vermeye çalışıp da onlara işte hizmet edip de hastalık kapan ölen şehittir. Şimdi dedelerimizi, babalarımızı terk ettirdiler bizlere. Yani bize yine bir şekilde bir nebze biz bunu böyle yani yumuşatarak göğsümüzde topu karşılamaya çalıştık ama gördünüz İtalya'da, Kanada'da, Avustralya'da, işte Amerika'da falan bir sürü insan huzur evlerine terk edildi ve açlıktan ölen insanlar oldu. 93 taneydi değil mi Kanada'daki hadise? Yani, zannediyorum. Evet. Yani açlıktan ölmüş insanlar. Korkudan onların yanına gidemedikleri için insanlar. O insanlar orada öldüler. Şimdi fedakarlık, kendinden vazgeçme, şehadet kültürü. Dikkat edin. Şehadet kültürünün bu değil. Bu göçmenler bahsedilirse orada gelecek. Eyvallah. Tamam. Şimdi burada insanın, yani Hazreti insanın tavsiye ettiği tüm değerlerin tersine çevirme sürecini görüyoruz. Dikkat edin. Bakın. Onun tavsiye ettiği bütün kaliteli üst değerlerin tersine çevrildiği bir sürece. Bizden önceki neslin ayıp, edepsizlik, hayasızlık diye kınadığı her şeyin bizim neslimizde normalleştirildiği, bizim neslimizde hala kalan anormal sayılan hallerin ve fiillerin bizim sonraki, hatta biz bile yaşarken normalleştireceği bir sürece gidiyoruz. Dikkat edin, yani bizden önceki nesiller, ay babacığım işte o da gaymiş, yani onun tercihi ne demek yani deseydiniz ne cevap alırdınız? Bu normalleştirildi bu süreç. Yani diğer anormal geliyor. Yani ben bu iş başlarken bir arkadaşımıza ya bak işte Avrupa'dan insanlar geldikleri zaman, Alanya'da yaşıyorum ben. Alanya'ya geldikleri zaman kadın ayrı hesap eder, erkek ayrı hesap eder, çocuğun da ayrı hesabı olur. Ve enteresandır, çocuk da kendi sevgilisiyle gelir. Yani 12-13 yaşındaki bir kız çocuğunun
Oradan bir sevgilisi. Yani bir yerde anne baba yatar, bir yerde o ikisi yatar. Bu gayet normaldir. Dediğim gibi olur mu öyle şey demişti. 3 sene sonra abi aslında biz bunları garipsemememiz gerek. Yani bunlar insanlığın doğasında var falan demeye başladı. Ne yaptık? 3 senelik süreç içinde biz zihinlerimiz alıştı. Zihinlerimiz alıştırıldı ya da bunun için çalışıldı. Bu anlamda bir de bir problem daha var. Çok daha ciddi bir problem. Bu da ciddi bir problem öyle söyleyeyim. Hani bütün kavşaklar o insanın aleyhine dönüyor dedik ya. Tanrı öldü, evet. Artık tutanacak dalı yok. Ahlak öldü. İnsanlardan ahlak talebinde bulunamıyoruz. Çünkü Tanrı olmayınca ahlak da talebi de edemiyorsunuz. Hani şey dedi bizim üst yöneticimizin hanımefendisi. Tartışma oldu çok ciddi. Hiç kimseden ahlak talebinde bulunma hakkı yoktur. Şimdi bu ne anlama geliyor? Şimdi bir bakın dinlerin kuruluş gerekçeleri kimse kimseyi rahatsız etmeyecek üzerinedir. Yani dinler özellikle insanların birbirlerini rahatsız etmelerini problem edinirler. Bir şahıs evinde istediği işlet alemini yapabilir. İçer veya başka bir şeyler yapabilir. Kimse gidip o kapıyı dinleyip o kapıdan içinde ne yapılıyor diye soramaz. Aynen. Tabii bir emri bir maruf tarafı da var ama değil mi? İkisi ama arasında bir ayrım bir koymak yerde, lazım. Bir tek yerde der ki burada bu sorumluluktur. Nedir o? İyiliği emredeceksiniz, kötülükten nehyedeceksiniz. Bu artık bakın bu izin değil, sorumluluktur. Kötüye gidenin uyarılması, git namaz kılmayan adamın git kafasına odunu kır demiyor. Ona hatırlat diyor. Hatırlat ki öğüt ver. Şimdi bu ya da işte zalim yöneticiye karşı şeyler söyler. Bu şehadettir. Bu noktada şimdi dikkat edin yani birileri sürekli size karışıyorlar. Yani egemen size sürekli hayat dayatıyor, hatta işte sokağa çıkamazsın diyor. Yani İslam toplumunda kimse bir başkasının gayrimüslim olsun müslüm olsun hırsızlık yapmadığı sürece, yani toplumu aldatmadığı sürece ticaretin engel olamaz. Şeriat bunu korur. Ya da sokağa çıkmasına ya da işte ne bileyim birbirini ziyaret etmesine, komşuluk etmesine müdahale edemezsiniz. Yani ticaret para kazanmasına, işini yapmasına, ailesinin rızkını temin etmesine izin engel olamazsınız. Ama şimdi bakın bize diyorlar ki işte şu şartlar altında işte yani bir senedir mesela cumartesi pazar esnafı var. Sadece cumartesi pazar çalışır bu insanlar. Yani işte tatil yerlerindedirler. İşte maç stadyum kenarlarındadırlar. Ya bu başka bir iş. Yani cumartesi pazara endeksidir onların hayatları. Bu adamlar bir seneydir hiçbir iş yapamıyorlar. Ne yiyor diye soruyor mu? Ne yiyor, ne içiyor diye sormuyor. Ama devlet onları sadece diyor ki yapmayacaksınız. Yani abi burada şunu mu yapmak istiyor acaba? Yani toplumsal bir kaos mu çıkartmaya çalışıyorlar? Maksatları bu mu? Bu başka bir konu. Bu başka bir konu. Yani bir sürece gidiyoruz. Bütün toplumun egemenlere muhtaç edilmesiyle ilgili bir sürece gidiyoruz. Yani herkesin memurlaştırıldığı bir sürece gidiyoruz. O yüzden esnafın çökertilmesiyle yani direnç alanları. Şimdi burada şey geldi abi aklıma. Homo sapiens, yani Hariri'nin kitabına siz çok atıfta da bulunuyorsunuz. Orada evet. Da işte devletlerin daha baskın geleceğine dair bir öngörüde bulunuyor. Bu söylediğinizle paralel mi yoksa başka bir şey mi? Homo Deus kitabında Harari önceki sayfada şöyle diyor. Öyle bir güce ulaştılar ki diyor bu sistemi kuranlar, artık onların tanrı olmak istememesi problemdir. Tanrı olmak istememesi problemdir. 5 sayfa geçiyor. Tam 5 sayfa sonra şöyle bir kelime kuruyor. Diyor ki artık fakirler çok daha azıyla yetinmeyi öğrenecekler. Bakın artık fakirler çok daha azıyla yetinmeyi öğrenecekler. Yani bu herkesin memurlaşacağı bir döneme gidiyoruz. Herkesin sisteme muhtaç kılınacağı bir döneme gidiyoruz. O anlamda yaşamak için eyvallah. Herkesin yani boyun kesmesi. Yani şimdi bir şey konuşacaksınız mesela. Diyor ki abi ben memurum, yazamam. Abi yani bunu aman memuruz abi. Şimdi aman şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin fetvasıdır. Memurlara cuma namazı farz değildir diyor. Niçin? Ki onlar ne söyleyeceklerini ve nerede olacaklarını kendileri tayin edemezler. Ne söyleyeceklerini, nerede olacaklarını kendileri tayin edemeyen insana özgür diyemezsiniz. Diyor.
Cuma hürlerin işi. Abi aklıma burada tam bir şey geldi. Bu insanın özgürlüğüyle ilgili. Sizin sözünüze katkı olsun, hem de sizi biraz dinlendireyim ben. Konuşmanın akametini belirlemeniz açısından söylüyorum. Halife bir gün şeyi gönderiyor, kölesini gönderiyor Ebu Zer'e ve köleye şöyle söylüyor. Ebu Zer'in evine git, ona de ki ey Ebu Zer, bu keseyi halife gönderdi. Onun şahsi malıdır. Eğer keseyi ona verebilirsen özgür kalırsın. Köle Ebu Zer'e geliyor. Ne yaptıysa Ebu Zer keseyi almıyor. Tabii köle artık bu şeyle bıkkınlıkla beraber şöyle bir serzenişte bulunuyor. Allah seni bağışlasın diyor. Senin bu keseyi alman benim özgürlüğüm bu keseyi almandadır diyor. Ebu Zer de şöyle bir cevap veriyor. Benim köleliğim ise bu keseyi almandadır. Sen özgür kalacaksın ama ben köle olacağım diyor. Evet. Bu doğrudur. Yani insanlar şimdi bunu bir sonraki dönüm şeyde girmek istiyorum. Yani ekonomik olarak o Hazreti insanın, yani ahlak erdem insanının buna direnen, bunun için hala ben buradayım ve o peygamberlerin söylediklerini sizin hastalığınıza rağmen, o peygamberlerin söylediğini sizin baskınıza rağmen, o sizin peygamberlerin söylediği sizin o kurduğunuz o ekonomik şiddete rağmen sahipleniyorum ve yaşamaya çalışıyorum. Dinlen o insanın ekonomik olarak nasıl çökertildiğini ya da o oraya nasıl itildiğini konuşacağız. Ama şöyle bir kelime edelim. Şu anda şehirdeki şu anda şehirlere bir görüyorsunuz ticaret, yani küçük esnafın ümüğü sıkılmış durumda. Turizm çok azalmış durumda, artık toplumları geçindirecek durumda değil. Tarlalardan mahsul, işte seralardan mahsul giriyor ama bu Alanya gibi küçük yerlerde bir harekete sebep olur ama 17 milyonluk İstanbul'u için hiçbir şeydir. Zaten bütün Türkiye'deki nüfusun %7'si artık kırsalda kalıyor. Bu 7'nin de %3.2'si mi, %3.1'i mi ne tarımdan geçiniyor. Yani gerisi de zaten ölmeye gitmişler oraya. Yani ömürlerini son dönemini oraya geçirmeye gitmişler. O %3'lük kesimse bütün Türkiye'yi doyurmaz. Peki nasıl geçiniyoruz? Büyük oranda devletin verdiği emekli ve memur maaşlarıyla geçiniyoruz. Yoksul, özürlü, yaşlılık maaşı, İşte dul, yetim, şehit, işte istihbarata falan verilen paralar toplam 20 milyon insandan fazlasını her ay düzenli maaşla geçiniyorlar. Bunların %70'i, dikkat edin, %70'i, bu benim iddiam değil, bir alıntı yapıyorum, nereden olduğunu hatırlamadım şimdi. %70'i bir ay maaş alamazlarsa ya kiralarını ya aldıkları krediyi, yani araba ya da işte ev kredisini ödeyemez haldeler. Yani bir aylık bir opsiyonla gidiyorlar onlar. %70 bu çok ciddi bir şey. Bu şunu getirir. O memurlaştırılmış, yani bu bir şekilde sistemden geçinmeye mecbur kılınmış o insanlar itiraz edemezler. Esnaf eğer, yani bugün kim itiraz edebilir? Yani ben itiraz edebilirim belki. Niçin? Esnaflık yapıyorum. Bir şekilde dışarıdan gelen parayla, yani devlete muhtaç olmadan kendimi geçindirmeye çalışıyorum. Ama iflas edip devletin işte ayda bana vereceği 1 milyarla geçinmeye kalktığım zaman o 1 milyarda kesilmesin diye muhtemelen ağzıma gelen birçok kelimeyi ya da yapmak istediğim birçok şeyi yapamayaz hale geleceğim. Bu başka bir konuydu. Keşke bu buraya çok erken girdik. Ya da bu dokundurmuş aslında... olalım, sonra tekrar konuşalım. Eyvallah. Buradaki asıl problem, yani ahlak insanının çökertilmesinden bahsettik. Ahlak insanı çökertildi. Çünkü Tanrı öldü. Tanrı yani ne dedik, bir başka bir kelime soruyorduk, oradan gittik. Bakın şu anda suni bir hayatın içindeyiz. Gidiyoruz, bahçeler suni. Peysaj suni. Yani tasarlanmış, planlanmış. Evlerimiz öyle, yediklerimiz öyle. Yani hatta hareketlerimiz, davranışlarımız dahi televizyonlardan veriliyor. Yani bu Kurtlar Vadisi çıktığı zaman bir anda ortalıkta, o zaman çok çok belirgindi. Bir anda ortalıkta siyah giyinmiş, göbeğinde ceketini çok zor bağlayan, siyah gözlüklü bir sürü genç ortalığa çıkmıştı. Şimdi işte burada bir hediyelikçi arkadaşımız var, işte şey kovalıyor. İşte bilmem ne dizisinde bilmem ne takısı gelmiş, bilmem ne yerde bilmem ne eşarbı gelmiş. İşte Hürrem'in bilmem neyi falan diye onları kovalıyor. Dükkana yiyor çünkü birden maaş talep geliyor oraya.
Yani bizim tavırlarımız da suni ve bir yerlerden verilmiş tavırlar o anlamda. Suni insan doğayla, yani doğa kendi doğallığında koruyamıyor. Yani bu kadar suniliğin içinde insanın kendi doğallığını koruma ihtimali yok. Bakın hani kimdi uyarıyordu? Şeye gittiler, Ahmet Dağ Hoca uyarıyor. Bakın bu insanlar işte bu pandemi döneminde köylerden yer aldılar. Piknik yerleri aldı, neydi o? Tabii bahçeleri yerleri falan aldılar. Ama gidip orada kalamadılar. Ve giderken ellerinde cep telefonlarıyla, yani internetini de oraya götürdüler. Yani o doğallığın içinde yaşayabilme yetisini kaybetmiş olarak oraya gittiler ve orada kalamayıp geri döndü. Bu anlamda insan kendi doğallığını da koruyamaz hale geldi. Bu burada bir problem var dedik. Şimdi iyi vardı, hani ahlak, namus, şeref ve bunların diğerleri işte yardımlaşma, paylaşma, sadakat göstermek, sabır göstermek falan, hepsi bunların Tanrı'nın gömleğiydi. Tanrı'nın gömleği artık bizim koruyamadık. Onu kaptırınca peki şimdi iyi kötüyü kim belirleyecek? Burada Jean Bollard'ın bir kelimesi. Bu adam acayip bir adam. Yani bize çok daha erken girmiş olması lazımdı. Bu adamı tartışmamız lazımdı. Bir şey söylüyor. Diyor ki buradaki problem, asıl büyük problem ne biliyor musunuz diyor. Hani kötünün yaygınlaşması değil. Hani kötü yaygınlaşıyor. Kabul. Yani iyi kalmadı. Çünkü iyiyi tanımlayamıyoruz. Namuslu olmak, şerefli olmak, iyi olmak, bunlar iyiydi değildi. Karnaval ve yamyam. Bu değil. Bu da güzel bir kitap. Ciddi bir kitap. Ama Karnaval ve Yamyam'dan alıntılıyorum sanırım. Yani öyle kalmış aklımda. Orada bir kelime diyor ki artık diyor iyinin ne olduğunu kötüyü belirliyor. İyinin ne olduğunu kötü belirliyor. Bakın iyinin ne olduğunu kötünün belirlemesi ne demek? Yani şu anda bakın bizim nasıl yaşayacağımızı Rockefeller ailesi belirliyor. Bize Bill Gates söylüyor. Bu Bill Gates dediğimiz adam 1 milyon dönüm arazinden fazlasına sahip. Bu adam dünyanın servetlerinin, yani devasa servetlerinin bir tanesine sahip. Bunu da Afrika gibi, Hindistan gibi, Türkiye gibi ülkelerin fakirlerin gelirlerini alarak yapmış. Şimdi daha net bir örnek vereyim. İnsanların aklını karıştırdı muhtemelen bu, ama bu örnek daha oturacak. Mesela yine ikinci kongrede queerler, yani kendilerini ne kadın ne erkek ya da herhangi bir cinsiyete isnat etmeden tanımlayanlar. Bunların içinde eşcinselleri var, lezbiyenleri var, bilmem neleri var. Bunlar tartışıyorlar. Çocuklarla ilişki, yani pedofili normal olsun mu olmasın mı? Yani bunu kanunlarda kaldıralım mı? İstanbul Sözleşmesi'ne girdi. 18 yaşının altındaki kızlar kadındır diye bir ibare girdi. Onun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ama bakın bunu tartışıyorlar. Yani daha önceki toplumda en ahlaksız, en alçak böyle diye tanımlanan, böyle ibareler kullanılan bu insanlar şu anda işte çocukların büyüklerle ilişki kurmasının, seks yapmasının iyi mi kötü mü olduğunu tartışıyorlar. Yani daha önceki toplumlarda bunu ancak o toplumun en ahlaklı, en erdemli görülen, yani buna kefil olabilecek, halleriyle kefil olunabilecek insanların tartıştığı meseleleri şu anda kötüler tartışıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu diyor, Ballard'ın lafı, bu diyor bizim düşünebileceğimizin o kötünün yaygınlaşmasından çok daha büyük bir problem. Yani bugün bize neyi iyi, neyi kötü diye olduğunu konuşan insanlar kapitalist insanlar, yani para tapar insanlar. Yani hiçbir üst değeri olmayan, hiçbir üst değeri olmayan insanlar bize kendi anne babalarımızın yanına gidip gidemeyeceğimizi konuşuyorlar. Yani bunun merceğine oturuyorlar. Bu büyük bir problem diyor. O Bollard'dan bir kelime daha alayım. O Karnaval ve Yamyam'dan o arada çağrışım yaptı. Diyor ki biz niye bu adamlardan, yani Doğululardan, Müslümanlardan nefret ediyoruz biliyor musunuz mu diyor. Biz diyor artık Tanrı'ya inanan, biz diyor artık
kardeşlerimize sahip çıkamıyoruz. Yani kardeşlik diye bir duygumuz yok. Yani bizim 70 yaşına geliyor hala kardeşinin peşinde koşmaya çalışıyor ya insanlar. Bizim kardeşlik. Onlar diyor bırakın kardeşleri işte cemaat dostu ya da arkadaşlık dediği hatta kardeşler daha öte sayıyorlar. Arkadaşlığı dostu hala önemsiyorlar. Hala bir kadınla bir ömür geçirebiliyorlar. Hala vefaya, hala sadakate inanabiliyorlar. Hepsinden önemlisi diyor. Onlar hala Tanrı'ya inanabiliyorlar diyor. Biz bundan onlardan nefret ediyoruz. Çünkü onlar hala inanabiliyorlar. Bizim diyor o Müslümanlardan asıl problemimiz ne biliyor musunuz diyor. Hala mahremlerini, gizlerini, evlerini bize açmadılar. Kadınların en uç noktalarını bize hala göstermeyi reddediyorlar. Bizim saklayabildiğimiz hiçbir şeyimiz kalmadı. Onlardan bu yüzden nefret ediyoruz diye. Yani bu Dolsöz söylediği şey çok absürt değil. Gerçekten de yani bak yani senin işte yani bir işte ailenin üzerine getirdiği o kanunlara baktığınız zaman bir insanın bir kadınla bir erkeğin yani o bir şekilde yani dönem dönem problem çıksa da dönem dönem sıkıntılar yaşadı bir şekilde birbirlerine sadakatle bir ömür boyu geçirebilmelerini yani şey Batı kültüründe Yahudi şey Katolik çok az bir zümrenin halinde artık görebilme ihtimaliniz yok. Yani ne diyordu? Bir tane İsveç için yapılmış bir araştırmaydı. Bir kadın işte ömrü boyunca erkekten bahsediyor 16 ortalama erkekle beraber oluyor. Erkek için söylemedik bunu, kadın için söyledik. Evet. Yani burada neyse. Bu da vaktimiz var mı şimdi ikinci bir konuya girmek istiyorum. Yani şöyle toparlayabiliriz abi. Ama şimdiye kadar toparlayarak giremeyiz. Tamam, o zaman devam edebiliriz, hiç sorun değil. Eyvallah. Şimdi bu yani ahlak ve erdem insanının sıkıştırılmasından bahsettik. Dedik ki bu ahlak ve erdem insanı bütün bakın kanunlarla sıkıştırılıyor. Televizyonlardan sürekli onun aleyhinde şeyler söyleniliyor ve onun şu ana kadar yani binlerce yıldır iyi, güzel, doğru dediği ne varsa ters yüz ediliyor. Ters yüz ediliyor. Bu süreç içinde en önemlisi belki de en önemlisi toplumlara geçmişlerde iyi, güzeli, doğruyu hakkı işte papazlar söylerdi, pederler söylerdi, imamlar söylerdi, şeyhler söylerdi, hocalar söylerdi, üstadlar söylerdi. Artık bunların hepsinin değeri darmadağın edildi. Bunların hepsi kenara çekildiler. Bilim adamları diye birileri çıktı ve dedi, diyorlar ki sabahleyin kalktığınız zaman şöyle yapacaksınız. Öğleyin böyle yapacaksınız. Komşularınızı alacaksınız, almayacaksınız. Bakın bunlar bu bir din dayatmasıdır. Bu bir dindir. Ya tabii konuşanlardan buna itiraz edeceklerdir muhtemelen. Ama hani bunlar çok konulara acemi oldukları için itiraz edeceklerdir. Çünkü peygamberler insanlara komşularıyla nasıl ilişki kuracaklarını, kiminle görüşüp kiminle görüşmeyeceklerini, nasıl bir işte gün nasıl davranacaklarını anlatırlar. Başka da bir şey anlatmazlar. Onların misyonu budur. Yani bu söylediğimiz şeyler onların söyledikleri şeylerdir. Artık insanlar o televizyonların karşısına ya da başka bir yerlere gidip ya hocam efendim nasıl davranmam lazım? Yani nasıl işte yaşamam lazım diye sormuyorlar. Televizyonların karşısına geçiyorlar ve uzmanlar, azmanlar onları dayatıyorlar. Bu bilim dedikleri dinin aslında bize verilmesi ama John Stuart Mill dedikleri kapitalizm dindir. Bankalar, kiliseler, bankacılar, rahip evet öyledir. John Stuart Mill'in bir kelimesidir. Son 200 senedir bilim adamları bilim cemaatleri yani cemaatleri dağıtarak dağılan insanları kapitalistlerin fabrikalarının da birer işçi haline getirmenin mücadelesini verdiler. Tek misyonları oldu. Bunlar artık bilim kendisini kapitalistlere sattı. Kapitalistlere sattı. Yani bu şu demektir. Hani paraya nesne kılınmışsa bilim artık onun size tavsiye ettiği şeyden, o şeyden siz mi faydalanacaksınız, kendi mi faydalanacak emin olamazsınız. Yani bir doktor bir ilaç yazdığı zaman size bundan para kazanacaksa
yazdığı ilacın size mi fayda vereceğini yoksa kendisine mi fayda vereceğini bilemezsiniz. Bundan artık emin olamazsınız. Ya da işte kolesterol üzerine bir araştırma okumuştum. 23 tane otorite varmış dünyada. 23 tane otorite varmış kolesterol üzerine o araştırmada. 23'ünün de bir ilaç firmasından maaş aldığı ortaya çıkmış. Yani bu şartlar altında siz o konuk şahısların yani verdiği beyanatın sizin için hayrınıza mı veriyor yoksa o egemenlere mi verdiğini bilemezsiniz. Bu anlamda bilim yani son 300 senesini kapitalizmin bir hizmetkarı olarak geçirmiştir diyor. John Stuart Mill. Yani bu liberalizmin kurucusu, beyni olan şahıs. Babalarından. Burada biraz hızlandıralım. Bir dünya şimdi yepyeni bir problemle karşı karşıya. Daha doğrusu bu 70'li yıllardan itibaren başlamış bir sürecin sonunda geldiğimiz korkunç bir yer. Acayip bir yer. Ne bu? O bir şey vardı sende. Bu bir grafik. Onu gösterebilirsen sevinirim. Tamam. O hocam. Grafikte şunu anlatıyor. 1970'li yıllarda dünyadaki servetlerin dağıtımında küresel şebekeler, büyük yapılar, en zenginler. Yani dünya. Bunu mu kastediyorsunuz abi? O değil. Diğer miydi? Tamam, bakayım hemen. Küresel egemenler, o 100 binde birlik kesim. Yani binde birlik kesim de değil, yüzde birlik kesim değil. 100 binde birlik kesim, bütün dünya servetlerinin, evet buradaki bakın şu en baştaki lacivert olan 1970'lerde yaklaşık dünya servetlerinin %30'larına yakınına sahiptiler. Bu %10'luk, %9'luk bir kesim, yani süper zenginlerin altındaki süper zenginler, sadece süper olan zenginlerin pozisyonu dünya servetlerinin %27, %28 civarındasına sahiptiler. Bu şeyler ise yani dünyanın %90'ı olan en alttaki fakirler, yani orta halliler ve fakirlerin durumu bütün dünya servetlerinin %40'ına sahiptiler. Yani %90'lık bir kesim bütün dünya servetlerinin %40'ını paylaşıyordu. 100 binde birlik bir kesim bütün dünya servetlerinin %25'ine, %30'una sahipti. Sonra bu özellikle bu televizyon büyüsünün çıkmasıyla bu en büyük etkiyi o televizyon ve kitle iletişim araçlarının gelişmesi sağladı. Çok büyük bir servet kayması oldu. Yani bakın gümüşle gösterilen kesim 1980'lerde %20'lerin altına düştü. 1990'larda negatife düştü. 2000'lerde ve 2010'larda çok daha büyük. Bakın yıl 2010'lara geldiği zaman bu küresel şebekeler bütün dünya servetlerinin %80'inden fazlasına sahiptiler. O %90'lık kesimin bırakın servetlerini ellerinde hiçbir şey yoktu. Tam tersine büyük küresel şebekelere borçluydular. Yani bakın şu anda dünyadaki tüm devletlerin $275 trilyon borcu var. IMF gibi bu büyük tefecilere. Yeryüzündeki tüm servetlerin dolaşımı, yani altın bu insanların elindeki servetlerin toplamının $80-90 trilyon olduğu tahmin ediliyor. Yani biz yeryüzünün tüm servetlerini toplayıp bu adamlara versek borcun yarısını bile ödeyemiyoruz. O zaman abi sizin bir insanın borçlu olduğunun sözünü dinlemesi örneğini verdiğiniz gibi devletler de aslında bu insanlarla eşit mesabede olmuş oluyor. Yani bu Jean Ballard'ın yine bir lafı. 2007 miydi? 2009 domuz salgını sırasında yazmış olduğu bir makale var. Orada bir kelime ödüyor. Diyor ki domuz salgını sırasında küresel, yani bu şu andaki salgını da görmedi bu adam. Küresel bir yapı, Rockefeller'ları kastediyor. Bu DSE'nin uzantısından bahsediyoruz yani. Japonya'dan Hindistan'a, Arap ülkelerinden Amerika'ya kadar herkesin eline bir kağıt verdi
ve herkes bu kağıdı uyguladı. Artık ulus devlet diye bir şey yoktur. Birilerinin bunu toplumlara ilan etme cesaretini göstermesini bekleyeceğiz. Yani şimdi bir yapı siz geliyor ve size diyor ki bütün, yani buna dayanabilen yani, Tanzanya'dan başka ülke çıkmadı gibi. Yani çok enteresan bir süreç yaşadık. Bu yani bu sürecin sonunda ulus devletlerin ortadan kalkacağını göreceğiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti yani Tayyip Bey çıktı ve dedi ki ya dedi bundan sonra dedi bütün sorumluluk bilim kurulundadır. Bilim kurulu dediğiniz DSÖ'ye bağlı. DSÖ dediğiniz Rockefeller'ın bir uzantısı. Yani bu ne demek? Türkiye'deki artık sağlık sisteminin ulusal işte küresel devlet, işte oraya doğru gidiyoruz. 2030 yıllarını bulacak bu. Küresel o yapılara devredildiği anlamına gelir. Yani bu noktada muhalefet edebileceğimizi zannetmiyorum. O da başka bir şey. 275 trilyon dolar borcumuz var. Dedik bir de şey daha söyleyelim. Türkiye'nin yurt içindeki özellikle tarım sektöründe ki ve işte esnafın borçlandırılması bizim kredi kartlarımıza, ipotek, haciz ve kredi şeytan üçgenine olan borçlarımız Türkiye'nin emisyonu, yani Türkiye'nin içinde dolanan paranın 10 katı. Yani biz tüm Türkiye'deki parayı toplasak, versek kredi kartlarına ve krediler olan borcumuzu ödeyemiyoruz. Şimdi ne yaptık? Bakın bu az önceki grafiği tamamlayalım. Dünyadaki bu en alt fakirlerin servetlerini dedik ki büyüklere transfer edildi. Yani dünyanın 7 tane şirketi, 7 kişi, dünyada sadece 7 kişinin tüm servetlerinin toplamı tüm dünyadaki nüfusun 4 milyarın, yani yarısının toplamından fazla. Şimdi 4 milyar insanın tüm serveti 7 kişinin elinde. O 7 kişi tüm o servetleri aldığı zaman o 4 milyar insana ne var? Bir şey yok. Bir şey kalmayacak. Nasıl yaşayacaklar sorusunun cevabı yok. Burada bir, yani bu sorun bitmiş bir sorun değil. Bakın bu pandemi süreci başladığı zaman, yani Mart ayından önceki rakamlarda internet üzerinden, yani sanaldan yapılan ticaret miktarı %34'tü Türkiye'de. Bu kapatma döneminde, sokağa çıkma yasaklarının döneminde bu rakam %93'e çıkıyor. Yani 100 liranın 7 lirası esnafa geziniyor, 93 lirası internet üzerinden alışveriş yapılıyor. Başlarken neydi? 100 liranın 66 lirası esnafın içinde dolaşıyordu. Kapatma günlerin geçtikten sonra, yani insanların evden çıkmalarına izin verdikten sonra şu andaki rakam da %34'e geri çekilmedi. %50-60 arasında kaldı. Şimdi %50-60 arasında kaldı ne demek? Esnafa giden paranın yarısı küresel şirketlere geçildi demek. Küresel yapılara transfer edildi demek. Şimdi o esnafa kalan para hani %7 ya da %50, %40 oranın hepsi de esnafa mı gidiyor? Hayır. Buradaki rakamın da çoğu zincir marketlere gidiyor. Şimdi zincir marketler de yani kovanın içindeki suyu sürekli boşaltan ama kovaya hiç su koymayan yapılardır. Yani Alanya'nın işte seracılardan para gelir, turizmden para gelir, memurlardan para gelir. Bu zincir yerli esnafına gelirse yerli bakkaldan manava gider, manavdan ayakkabıcıya gider, oradan beyaz eşyacıya gider, para içeride dolanır. Oradan gelen parayla birlikte zenginleşme olması gerekir. Ama olmaz. Çünkü küresel şirketler ve zincir marketler o parayı emerler. Sürekli emerler. Emdikleri için sürekli esnaf veya da toplum içinde para sıkışıklığı olur. Para sıkışıklığı oldukça da koştur bankaya giderler. 100 bin lira kredi çekerlerse 170-180 lira geri ödeme ister banka. Bu da hani kısa vadede içeriye para soksa da uzun vadede daha fazlasını geri çekiyor demektir. Bu da orada bitir. Peki hani bir ayakkabıcıyı düşünün. Türkiye'de kaç tane ayakkabıcı var?
Varsa ki işte 100 bin tane ayakkabıcı olsun, 40 bin tane ayakkabıcı olsun. 40 bin kişi bu ayakkabıcı sektörünün duyuyor. Ayakkabıcıları bitirirseniz internette kaç tane ayakkabıcı var? Çok. Maksimum 7. sayfaya gidersiniz. O ilk 3 sayfada %85'i alışverişini yapmış olur. O ilk 3 sayfadaki firma sayısı da 3'ü 5'i geçmez. Doğru. Yani doğru. Bütün Türkiye demiyorum. Bütün dünyada 3-5 tane ayakkabıcı kalır. 40 bin ayakkabıcı çöpe gider. 3-5 tane ayakkabıcı kalır. Peki o şirketler, yani o büyük sanal şirketler kimin şirketleridir? Bakın, yerli merli diye bir şey yok. Yerli diye bir şey yok. Ya bir tanesi Koreli, işte ucu İsrail'e kadar gidebilecek bir SK grubun üyesidir. Bir tanesi eBay'in üyesidir. Bir tanesi Çinli Alibaba'nın üyesidir. Bir tanesi bilmem ne tefecilik kuruluşunun yan kuruluşudur. Hepsi önde bir Türk olsa da perde arkasında aslında uluslararası bir şebekedir. Bir dakika. Şimdi bir Türkiye'nin içindeki büyükler tarafından sömürülmesi bir şeydi. Oradan bir 20-30 bin kişiye iş çıkıyordu. Şimdi sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın bir tek kişiye ya da birkaç kişiye doğru sömürülmesi var. Bakın ne, rakamı söyleyeyim. Alibaba, evet. Bekarlar gününde, yani bu 10 Kasım'da böyle bir gün uydurulmuş, toplam 56 milyar dolarlık satış bildirmiş. 56 milyar dolar. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en büyük, işte 16-17. ekonomik büyüklüğüne sahip. Yani dünyanın en büyük ekonomilerinden. İlk 20'ye giriyor. Dünyanın en büyük 16. 17. ekonomik ülkesinin bir yılda 365 günde tüm şirketleriyle ve kamu ortaklığı şirketleriyle beraber yapmış olduğu ihracatın rakamı 168,5 milyar dolar 2020 yılında. Yani Alibaba Türkiye'nin tüm satışının 3 günde yapmış. Türkiye'nin 365 günde yaptığı tüm satışı 3 günde yapmış. Sadece 3 günde. Şimdi bu süreci peki durdurabiliyor muyuz? Yani şimdi bu neyi getiriyor? Fakirlerin, en alttakilerin ellerindeki servetlerin sürekli o büyük şirketlere atılmasını gerektiriyor. Ve sürekli o pay, yani bizim elimize kalan pay sürekli düşüyor. Yani bakın, yani Türkiye'de eğitimin kalitesi, bizim gibi borç alan ülkelerde eğitimin kalitesi sürekli aşağıya doğru iniyor. Çünkü ona ayrılan bütçe sürekli azaltılmak zorunda. Yani o kaliteyi mutlaka düşürmeden bunu yapamazsınız. Şimdi hem sağlıktan, hem turizmden, hem milli eğitimden bütün hepimizin, fakirlerin, çocukların atıldığı bir süreci yaşıyoruz. Niçin? Çünkü bize kalan bir miktardan artık o sağlık yapılarını, o okulları koruyabilmek imkanı yok. Yani o bütün servetlerimiz oraya akıyor. Ya arkadaş, yani biz bunu devlet olarak bunları engelleyemez miyiz? İşte bunu deneyebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri, yani lafı uzatacağız. Yok, böyle bir ihtimal yok. Çünkü siz durdursanız Çinliler devam eder. Çinliler durdursa Amerikalılar devam ediyor. Amerikalılar durdursanız Hintler girecek. Hintler girse Ruslar girecek. Yani bir tek yapıdan bahsetmiyoruz. Gelen bu teknolojinin getirdiği bu kültür, bu yapı durdurabilecek yalnız ahlaki mekanizmalar vardı. Yani ahlaken diyebilirdi ki kardeşim, yani bir insanın bütün parayı, serveti bir insanda toplaması problemdir. Ya da bir insanın başka insanları açlığa sürükleyecek bir ticareti anlayışa girmesi problemdir. Paylaşmalıyız, beraber direnmeliyiz. Ama bunların hepsi Tanrı'nın ölümüyle birlikte ölmüş kavramlar. Eyvallah. Yani toplum mekanizmalaştırılıyor. Dolayısıyla daha kolay yönetilebilir hale getiriliyor, değil mi burada? Yani kristallerine ayrılıyor toplum. Yani bu korkunç bir şey. Yani iki gün önce bir haber vardı. Yani buna ihtiyaç. Diyor ki DSV'li bir yetkili, hatta bakanımız da dedi. Aile, bu virüs var ya, virüs. Evet. Ailenin içinden geliyor en çok. Allah Allah. Bunu görmemiştim. Benim babamdan mı geliyor? Annemden mi geliyor? Ondan mı uzak durmalıyım? Karımdan mı geliyor? Çocuğumdan mı geliyor? Ne demek istiyorsun sen? Yani ben annemle, babamla, çocuğumla ilişki kurmayacaksam niye yaşıyorum? İnsan olarak varlığımın sebebi ne? Sadece yaşamak için yaşamak gibi bir problem.
insanın kaldırabileceği bir problem değil. Ruh ellenerek çıkacağız. Yani aman. Evet. Affedersiniz. Esna. Heyecanlanınca biraz sesimi kontrol edemedim. Affedersiniz. Esna. Gıcık yaptı. Peki yani niçin yaşayacağız? Şimdi ondan sonra bize dediler ki bakın bu işte hayvan dedi ki iki gün sonra bu robot Sofia'nın seri üretimi başlayacakmış. Niçin? İnsanlığın diyor insanlar artık birbirleriyle iletişim kuramıyorlar. Ulan bu salgın 3 gün sonra gitmeyecek mi? Yani bu Mart'ta bakın yani 15 günlük ilk okul şeyi verildiği zaman EBA diye bir şey konuşulmaya başlandı anında. Dedim ki arkadaşlar bu kadar büyük bir yatırım. Evet bulmuşsunuz teşekkür ederim. Bu kadar büyük bir yatırım 15 günlük ayrılmak için yapılmaz. Bu sistem oturtulacak o yüzden bu para yatırılıyor. HES sistemi ya hastaları takip ediyoruz. Ulan hastaları takip etmek için $1,000,000 yatırılır mı? Üç gün sonra bitmeyecek mi bu salgın? 5 gün yaza kurtulmayacak mıyız yani? Hayır kardeşim yani bu bir sistemin oturtulması. Her insanın dijital takip edildiği, bütün insanların işte kimlik numaranın haricinde dünya vatandaşı kılındığı bir yapının oturtulması. Bunun için büyük paralar dökülüyor. Bunun oturtuluyor. Yani bu hastalık üzerinden de insanlara öğretiliyor. Bakın şimdi diyor ki biz robot Sofia'yı insanlık ya geçmeyecek mi biz annemizle babamızla rahat rahat görüşmeyecek miyiz? Komşularımız gidip gelmeyecekler mi? Niye bizim yalnızlığımız için robotlar üretiyorsunuz seri halde? Diye sorabilmemiz lazım ama bunu tabii sormaya hazır değiliz. Hala çok çok korkuyoruz. Yani bu COVID-19 bize diyorlar ki anne babanızdan uzak durun biz size robotlar verelim. Onların elini tutun. Yani başka şeyler de vardı. Yani ağaçları öneriyorlar. Gidin ağaçlara sarılın. Yani insanın insanla ilişkisi bir direkt olmayacak. İnsanın peki, insanla ilişkisi makine araya konularak olacak. Bir makine girecek araya. Bir eldiven girecek araya. Bir şey girecek öyle tutacaksınız birbirinizin. Sen robotun elini tutacaksın. O da robotun elini tutacak. Siz robotlara saracaksınız. Birbirinizi onunla birbirinize sarılmış sayacaksınız. İnsanın yani abi, insanla olan ilişkisine saldırıyor. Buyurun. Anladığım kadarıyla bu robotta sizin başta söylediğiniz Tanrı'nın aradan çekilmesi sebebiyle ahlakın ve vicdanın ortadan kalkması meselesi robotta hiç yok zaten. Böyle bir geri dönüş de yok. Bir vicdanı sorgulama da olmayacak bir şey. Dolayısıyla buradan bir distopya türetilebilir mi? Ya da aklınıza gelen bir şey var mı? Ne olabilir acaba? Yani tam anlayamadım ben seni sanırım. Şöyle... Yani robotlar insanları bir savaşa göndermek yerine robotları savaşa göndererek insanların ölümüne sebep olabilirler mi? O anlamda sordum. Böyle bir distopik bir şey var mı? Bir teori var mı? Distopyam şudur. Robotlarla ilişkide çocuk olmaz. Evet. Bakın yani göreceksiniz İstanbul Sözleşmesi'yle konuşurken kadın erkek ilişkisi çocuk neden olur. Bütün ahlakın, erdemin kötülediği ilişki biçimlerinin tamamında çocuk olmaz. Yani eşcinsellikte yoktur, işte lezbiyenlikte yoktur, translıkta yoktur, çocuklarla ilişkide yoktur. Bakın aile içi ensest dahi serbest bırakılıyor bu süreç içinde. Enseste de yoktur. Çocuk kadın ya da çocuk hamile kalsa dahi o çocuk yaşatılmaz. Yani onun bir şekilde halledilmesinin yolu bulunur. O yüzden kadınla erkeğin arasındaki ilişkiye saldırır demiştik. Yerine de özellikle yani birçok önerileri var. Eşcinsel ilişkiler vesaire öneriyor ama önerilerden, tekliflerden bir tanesi de robotlar. Çünkü insan dokunmaya ihtiyacı olan bir varlık. Bakın dokunmaya ihtiyacı olan, takdir edilmeye ihtiyacı olan bir varlık. Yani çırpınıyoruz işte bir kızcağız bize işte ay harika yapmış. Hakan Bey ne kadar güzel bir kelime desin diye çırpınıyoruz. Niçin? Çünkü insan takdir almadan yaşayabilen bir varlık değil. Dokunmadan yaşayabilen bir varlık değil. Sarılmadan yaşayabilen bir varlık değil. Bakın bu Finlandiya'da bir dostumuz vardı. Ya dedi abi dedi, harika bir sistem kurmuşlar. Şöyle böyle anlattı. Ondan sonra bir yere geldi. Ya abi dedi ama bir canımı sıkan bir şey var. Her tarafta akıl hastanesi var ya. Yani böyle
bizim kasaba böyle çok büyük bir kasaba değil. Bizde bile kocaman bir akıl hastanesi var. İnsanlar yalnız yaşadıkları zaman insan yalnızlığa tahammül edebilen bir varlık değil. Yalnızlık geliştikçe nörolojik problemler de gelişir. Eyvallah. Yalnızlık geliştikçe nörolojik problemlerin gelişmesini engelleyemezsiniz. O yüzden çırpınıyoruz internette, bize birisi tık desin de beğendim koysun diye. Bakın çırpınıyoruz. Yani o içsel ihtiyacımızı gidermek için bunu yapıyoruz. Yani bunu biz yalnızlaştıkça buna daha çok ihtiyaç duyacağız. Konuşmaya ihtiyacı var. Gelip yani burası tekke gibi gelen çok arkadaş vardır sağ olsun. Gelirler, insanlar dinlemeye gelmiyorlar. Konuşma ihtiyacı var. Şimdi bu özellikle bu salgın nedeniyle insanlar konuşacak, işte bir kahvehaneler vardı. Erkek sığınma evleri dururlar. Hanımlarından kaçan erkeklerin sığındıkları yerler dururlar. Orada gider konuşma ihtiyacını gider. Sohbet ihtiyacını gider. Onları bulamayınca insanlar ciddi sıkıntılara gelir. Geliyorlar sadece konuşacak. Derdini anlatacak. Yani falan filan. Neyse biz şeye kaçtık. Bir monopoli oyununun içindeyiz. Yani bu küresel egemenler bizim servetlerimizi sürekli kendilerine transfer ediyorlar. Ancak şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Yani bizim babalarımız ya da bizim yaşıtlarımızın köyden gelen son nesiller gibiydik. Yani büyük şehirlere gelen son nesiller gibiydik. Nasıl geçiniyorduk? Babalarımızın, dedelerimizin arazileri vardı şehir kenarlarında kalan. Artık şehir büyüyünce köye dönüşen. Oradan büyük işte arsalar kaldı, evler kaldı bize. Onları sattık. Ya da peynir geldi, süt geldi. İşte oradan bizim zamanımızda gelirdi şeyler oradan. Şimdi artık satacak arsalarımız kalmadı. Artık şey de kalmadı. Bu köyden peynir gelmesi, süt gelmesi, yoğurt gelmesi hikayesi. O da bitti. Biz artık egemenin bize vereceği maaşlara muhtaçız. Şimdi bu ne demek? Egemen bize maaş veriyor. Sonra uğraşıyor, onu geleceğim nasıl alacağım diyor. Yani şimdi dikkat edin. Türkiye'de bir memurlar yarısını şeye saldılar. Gelmeyin dediler. Yarısı gidiyor, yarısı gitmiyor. Gidenler de saat 10'da gidiyor, akşam 4'te çıkıyor. Yani orada mesai de düştü. Yani aslında iş anlamında 4'te 1'e düşürülmüş gibi bir pozisyon var. Peki Türkiye'nin işleyişinde bir sıkıntı var mı? Yok. Ulan nerede bu memurlar kardeşim? Demiyoruz gibi duruyor. Hani öğretmenlerin tamamı sistemden atıldılar. EBA diye müjde verdi. Müjde diyor Milli Eğitim Bakanımız. Bütün videolarını çektik diyor. Bu ne demek? Gelecek sene sizi işte bunu da girelim, bunu da söyleyelim. Bu değil. Bakanım Bey'le ilgili bir şey olacaktı. Hemen bakalım. Tamam. Buluruz, tamam. Yani bulduk. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere son dakika müjdesi vermiş. 2 gün önce verdi bu müjdeyi. Ne diyor? Bütün derslerin diyor videolarını çektik. Yani artık gelecek sene sizi Zoom'la Mum'la uğraştırmayacağız. 2. sınıf matematiğe dersine gireceksiniz. Oradan seyredeceksiniz. 2 tane dershaneyle anlaştılar zannederim. Bunun bir ihalesi Kasım'da yapıldı. Yani Eylül'de mi Ekim'de mi ne yapıldı? Kasım'da başlamışlardı çekmeye. Yani öğretmenler girdi. Peki öğretmenlerin yokluğunu çok hissedeceğiz mi? Biz fakirler hissedeceğiz ama hani sistem hissedecek mi? Sanmıyorum. Zaten o yüzden kolayca atıyorlar bizi. Ya peki şimdi o zaman şöyle bir şey var. Egemenin yani artık yönetici zümrenin bizim hizmetimize pek ihtiyacı kalmadı. Bu Azerbaycan Savaşı'nı seyrettiniz mi? Ermenistan'la. Evet. Bizim Türkiye'li İHA'lar öyle söylüyorlar. Doğru mudur bilmiyorum. Kalkıyor. Tak 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 nokta atışlarıyla böyle tankları tüm hepsini vuruyor. Savaşan asker? Yok. Yok. İHA'lar savaşıyor. SİHA'lar savaşıyor. Bu ne demek? Artık bizi savaştırmak için de size ihtiyaçları yok. Yapay zeka var. Bu daha beter bir şey. Hani bu Çin'de bunun örneğini vereyim. Kitapta olmayan bir örnek bu.
bu birkaç sene önce Trump bu Amerika sanayicileri topladı ve dedi ki artık dedi fabrikaları şeye çekeceksiniz. Amerika'ya geri getireceksiniz. Ne zaman bunu dedi? 3-4 sene önce bir baskı kurdu. Ve onlardan mesela tablet fabrikaları tamamen Çin'deydi. Tablet fabrikalarının neredeyse tamamı Amerika'ya geri döndü. Murat Kirişçi'den alıyorum bu haberi de. Amerika'ya döndü ve karanlık fabrikalar kuruldu. Karanlık fabrika ne? Hiç insanın çalışmadığı, insan çalışmadığı için de aydınlatılmaya ihtiyaç olmayan fabrikalar. Ürün merkez baştan giriyor, arkadan tablet olarak çıkıyor. Burada bir şey daha dikkat çekici. Ürünlerden 100 binde bu kalite kontrolü de robotlar yapıyor. 100 bin üründen 120 tane ortalama hata çıkıyor. 108 tane hata çıkmış. Bunlar da bizim fark edebileceğimiz hatalar değil. Çok küçük hatalar. İnsanın düşebildiği en düşük rakam, yani insani süreçlerin düşebildiği en düşük rakam 1200. Yani robotlar insanlardan 10 kat daha hatasız iş yapma becerisi göstermişler. Hiç insan yok. Peki yani bu ne demek? Yani sizde bir şeyin, Mercedes'in bir şeyi vardı. Evet, onu bir videosu var. Arada. Tabii. Yani ufacık bir görüntü gösterebilirseniz. Mercedes'in kendi sayfasında bu görüntü. Tamam. Araba üretim süreçlerini gösteriyor. Orada da böyle makineler kalkıyor, iniyor, motoru bile yerleştiriyorlar, puntoluyorlar falan. En sonda şeyler geliyor. Onu biraz ileriye götürüver o uzun bir video. Yani en sonda şeyler, insanlar giriyor devreye. Bu da kapı mandallarını falan işte yerleştirmek için. İnsanlar bak en sonda geliyorlar. Oraya kadar insan yok. Şimdi insana ihtiyaç kalmadı ve insanların artık mülkleri de kalmadı. Yani köyden koptuk ya. Bizim mülkümüz kalmadı. Onları baba mallarını sattık. Sadece maaşa bağımlı insanlara dönüştük. Maaşa bağımlı insanlara dönüştük ama bize artık egemen verecek iş de bulamıyor. Bizi artık savaştırmak için, yani fakirle zenginin arasındaki o mutlak ilişki, zenginin mallarını koruyacak ve tarlalarında çalışacak işçiye ihtiyacı vardı. Fakirin de yemek yemeye ve yatacak yere ihtiyacı vardı. Zenginde bu vardı, fakirde de emek vardı. Onlar birbirlerine her ne kadar kavga etseler de bu ilişkiyi korumak zorundaydılar. Şimdi o ilişki kırıldı. Artık zenginin fakirlere ihtiyacı yok. Peki fakirler işlerden atılıyorlarsa, artık tarlalardan, bağlardan, bahçelerden kopmuşlarsa, dönecek köyleri yok ise ne yapacaklar? Soru bu. Ne yapacaklar? Yani bir de 8 milyar insandan bahsediyoruz. İstanbul'da 17 milyon insan var. Onlara sürekli maaşlara bu noktada bunu burada kalsın. Gelecek hafta buradan itibaren konuşmaya devam ederiz. Eyvallah. Gerçekten çok ben keyif aldım Ahmet abi. Zaten programın başında da ifade etmiştim. Bu okuduklarımızı harmanlayabilmek, tartışabilmek, konuşabilmek insana bir rahatlatma veriyor. Size de verdiğine eminim bu arada. Bilmiyorum sizin için keyifli oldu mu? Yok. Yani ben bunlar bakın benim anlattığım şeyler böyle keyif alınacak şeyler değil. Eyvallah. Bunlar dehşet şeyler. Eyvallah. Yani burada insani olarak bakın insan olarak yaşayabilme yetilerimizi kaybettiğimizi konuşmaya çalışıyoruz. Bunlar hatta konuşmalar eğer devamını yapabilirsek orada daha net şeyler çıkacak ortaya. Tabii biz bu arada kitabı göstereyim tekrar. Bu konferansa, bu video kaydına yorum yapan 10 kişiye bundan hediye edeceğiz. Ki iyilikler daha fazla çoğalsın diye abi. Maksadımız yani, o. 10 kişiye yorum yaptıramadık mı? Yok yaptılar. Ben birçok yorum geldi. Okumuyorum. Hatta bir tanesi şey yazmış. Memurmuş. Biz memurlar ne yapacağız diye yazmış. Ona çok güldüm program içerisinde. Yani
Memurlar, ya sizin kastınız memurlaşmadan kastınız farklı tabii. Yani, onu ifade tabii ettim ben yorumda. Memurlar şu anda toplumun tek rahat kesimi. Ama bu çok uzun sürmeyecek. Yani bu, yani bakın bunları ben komplo teorisi olarak uydurmuyorum. Yani zaten bu işe girmemin sebebi oydu. Ben bu Zygmunt Bauman, işte Terry Eagleton, bu İtalyan komünistleri var, Negri ve Hart, işte bu Ballard'ı falan. Bunları okurken bu adamlar acayip bir sorundan bahsediyorlar. Gerçekten çok acayip bir şeyden bahsediyorlar. Geliyor, gelecek. Buna şöyle çözüm ya bulabiliriz, böyle yapmalıyız falan. Bir şey. Anlatıyorlar. Ulan fark edince dedim ki ya adam bu acayip bir şey. Bunu biz yazalım, toplumda bir şey, belki bir tepki gelir. Yani diye bunları yazmaya başladık. Yazıp da ilgi çekti. Onun üzerine bu işlerin içine girdik. Değilse ben bilgisayar tamircisi bir adamım. Sadece biraz okuma bilirim. Azıcık da yazmaya başladım şimdi. O da yeni öğrenmeye çalışıyorum. Yani, ama şöyle bir şey var işte abi, yani bu akademik bariyerlerin olmaması, biz kendimizi avantajlı sayıyoruz bu anlamda. Zihin dünyanızın daha özgür olmasına da vesile oluyor. Allah razı olsun, biz istifade ediyoruz. Az bildiğimiz için de az bilenler kolay konuşur. Eyvallah. Kolay sallar o yüzden. Bu geliyor. Bu ciddi bir şekilde geliyor. Yani şu anda bakın şu anda benim bu akşam konuştuğum şeyler Alan Turani'nin Modernitenin Eleştirisi diye bir eseri var. Şöyle kalın bir kitap. 500-600, 400-500 sayfalık bir kitap. Berbat bir Türkçesi var. Alıp okumaya kalkmayın. Yani ama orada adamlar tartışıyor. Bu Negri ve Hart'ın imparatorluk, bak ismi bu, imparatorluk, empire, yeni empire diyorlar buna. Yeni kapitalizm, neo kapitalizm, post kapitalizm. Yani kapitalizmin aslında kendisini tamir etmesi. İşte Modernliğin Eleştirisi. Berbat bir tercümesi var. Özetledik, eğer okumak isteyen olursa o özetini okuyabilir. Bakın burada 30 sene önce ya bu yazılmış, Türkçe'ye tercüme edilmesi 30 sene önce oturmuşlar bunu tartışıyorlar. Yani biz bir fikri olarak ne yazık ki bu coğrafyanın, yani şu coğrafyanın, Türkiye coğrafyasının, Anadolu coğrafyasının tek bir dinamizmi vardır. Tek bir hareketi vardır. Yani ben bunu şey yapalım. Bu Her hafta insanları bir yere toplayıp, düzenli bir şekilde toplayıp ders yapabilen Türkiye'de kaç tane grup vardır? Azdır, çok az. Çoktur. Yani sadece yani Alanya'da nitelik anlamında 800 tane Süleyman Efendi'nin talebeleri var. Nitelik anlamında. Talebeleri, başkaları, Kur'an talebeleri, işte onlarca cemaat var. Onlarca insan işte topluyorlar her hafta. Bunları geçin, her hafta bunları işte cuma namazı diye insanları cuma namazlarına topluyorsunuz. Para mı veriyorsunuz bunlara? Mevki mi vaat ediyorsunuz? Herhangi bir şey. Hiçbir şey yok. Hiçbir vaat yok ve insanlar kalkıyorlar, geliyorlar düzenli bir şekilde. Yani neredeyse toplumun %30'u, %40'ı. Siz bunu, bakın bütün hepsi, siz kabul edin ya da etmeyin, işte meşru görün, görmeyin, işte başka bir şekilde tanımlayın. Bunların hepsi din adına yapılır. Bak din adına. Eyvallah. Yani İslam adına yapılır. Peki İslam adına yapılmayan başka şeylerin, ekiplerin bunu yapabilme ihtimalleri var mı? Yapabilen var mı? Yani soldan, sağdan, işte kim? Yok. Hangisi olursa olsun. İnsanları hiçbir şey vaat etmeden, yani bir menfaat karşılığı olmadan bir yere toplayıp düzenli bir şekilde gelmelerini sağlayabileceğiniz, oraya emek verecek, vakit verecek, hatta belki parasını verecek başka bir yapı var mı? Yok. Bu coğrafyada bunu yapan bir tek İslam'dır. Bu coğrafyanın enerjisi İslam'dır. Ama bu coğrafyada eğer bir itiraz gelişecekse, bir çözüm olacaksa mutlaka bu denkleme dayanması, bu döneye gitmesi lazım. Ancak o döne şu anda vahiy gayri metruf mudur, değil midir? Abdesti Kur'an okunur mu, okunmaz mı? Evrim var mı, yok mu? Mezarlarda Kur'an işte okunur mu, okunmaz mı? İştihat kapısı açık mı, değil mi? Tartışmaların içinde bilinçli bir şekilde, hiç de masum olmayan bir şekilde boğuluyor. Maalesef. Bütün enerjileri soğuruluyor. Çok bilinçli bir şekilde gelenekselci, İslamcı, modern tartışmasının içine sürüklenerek tüm enerji orada yok ediliyor.
Bakın bu 30 sene önce bu adamların tartıştıkları meseleleri bugün biz anlatamıyoruz bile. Anlayamıyorlar bile. Yani anlamakta zorlanıyorlar. Çünkü öyle bir gündemimiz yok. Başka bir şey düşünmemiş ki hayatı boyunca. Yani işte şefaat var mı yok mu? Kaç senelik mevzu bu biliyor musun? 1850 yılında Suriye'de Islahat Hareketleri isimli bir kitap var. Açın bakın oradaki tartışma konularına bakın. 1850 yılındaki oradaki tartışma konuları bunlar. Ve tartışanlarda bir Abdülkadir Cezayir'i dedikleri bir denilen Suriye'deki cihat hareketini başlatan bir Senussi Şeyhi. 15 sene sonra esir düşüyor orada Fransızlara. Oradan Fransa'ya götürüyor. Osmanlı araya giriyor. Bursa'ya getiriyor. Bursa'da 1862 Kıyamet Sura deprem oluyor. Oradan alıyorlar. Şam'a gönderiyorlar ve oradaki onun kurmuş olduğu bir yapının tartışma konuları. İlk bu anlamdaki kitabı da orada Cemalettin neydi? Afgani. Yok Afgani değil. Yerel bir isim. Bilinmeyen bir isim. O yazıyor. İlk oralarda namaz kılınmaz. İşte devran dans olmaz. Kur'an abdestsiz Kur'an tutulabilir falan. Onlar. Oradaki 10-12 tane konunun hala 150 sene sonra bizim hala gündemimiz. Bu normal bir şey değil. Yani bu dayatılmadan yapılabilecek bir şey değil. Yönlendirilmeden yapılabilecek bir şey değil. Yani bizi reel dünyadan koparan, gerçek dünyadan koparan, kendi başımızdaki dönen hadiselerden koparan, yani bambaşka yerlerde tartıştıran, yani içtihat kapısı açık mı kapalı mı tartışıyoruz. Ya içtihat edip uygulayabileceğiniz bir merci mi kaldı? Yani bizim böyle bir mercinin kalmadığını, bunun bir uygulama alanının kalmadığını, bunu talep eden bir kitlenin kalmadığını farkında bile değiliz. Ama bunu tartışıyoruz, boğazlaşıyoruz. Yani neyse bu konudaki derdimiz derin ve uzun. Huzur kaçırıcı. Yani neyse bu geceyi burada bitirelim. Soru falan cevaplıyor muyuz yoksa nasıl bir falan? Yani esasında cevaplayabilirdik. Çok fazla yorum var. Geneli şey üzerine takdir ve teşekkürlerini iletiyorlar. Ben bir kısmını da ekrana yansıtmaya çalıştım program esnasında. Yani dikkatim dağılıyor diye bakmıyorum ona. Eyvallah. Bazılarına da siz cevap vermiş oldunuz. Cevap gereken bir şey var ise siz bir bakıverin gözünüzde. Orada mahcup yani olmayalım. Şöyle bir şey var. Ama şöyle de yapabiliriz. Ben bu yorumları harmanlayıp önümüzdeki haftaya taşıyabilirim. Bu soru Gürkan Aras'ın sorusu. Hocam devletler bile bu zengin 7 zümreye bir şey yapamazken biz birey olarak ne yapabiliriz? Sonunda oraya bağlar mısınız? Bunu yani buraya bu konuşma gidecek nasip olursa şunu yapabiliriz. Bakın onların saldırdığı alanlarda dikkat edin. Biz onlara rağmen bunları koruyabiliriz. Yani çocuklarımıza komşuluk nedir'i unutturmamayabiliriz. Dedeye hürmet, anneneye hürmet yani bu akrabalık ilişkilerini koruyabiliriz. Bakın yani gelen süreç öyle bir süreç ki darmadağın edecek. Akrabalık ilişkilerini koruyanlar bunlara dayanabilecekler. Yani yapayalnız olanların asıl başına patlayacak büyük kabak. O yüzden oraya saldırıyorlar. Yani becerebildiğiniz kadar insani ilişkilerin hepsini koruyun. Yani bir de hani çocukla dediğim gibi bizim çocuklarımızı attılar. Yani yani benim ikizlerim var. Bir tanesi sağ olsun. Allah bağışlasın. Epey hızlıdır şeyleri. Diğeri biraz ağırdan gelir. Çok umursamaz bu işleri. O umursamaz da yüz çakmış göndermişler. Bütün hepsi. Ya arkadaş yani neye göre çaktın bunu? Derse katıldı. Çok hoş. Yani peki tıp fakültesi bir arkadaşım var. Bilmem ne fakültesi isim vermeyelim. Askerlik nedeniyle uzatıp duruyor. Gelmiş buraya ağlıyor. Abi diyor. Askerlik için uzatıyordum. Bu sene herkesi geçirdiler. Ben hiç derse girmedim. Beni de geçirmişler. Yani bu mezun etmişler. Asker gitmek zorunda kalacakmış. Yani bakın tıp fakültesinin ne için de böyle oldu? İnşaat mühendisliği için böyle oldu. Makine mühendisliği. Ya bu insanlardan ne alacaksınız? Bizim onlardan bir şey almaya ihtiyacımız kalmadı diyorlar da biz anlamıyoruz. Biz anlamıyoruz.
O yüzden çocuklarımızı terbiye etmede, talim ve terbiye vermede, talim ve terbiye mutlaka birbirimize ihtiyacımız var. Kendi aralarımızda dayanışma adaları, kendi çocuklarımızı terbiye etmek için yeni yollar bulmamız lazım. Bunun için çabalamamız lazım. Şu anda Tayyip Erdoğan hükümetleri bu kursları mursları bir el altından destekliyor, koruyor olabilir. Ama nereye kadar gidecek belli değil, çünkü oraya da saldıracaklar. Daha doğrusu oraya için de baskı gelecek bunlara. Yani o küresel yapı neyse oraya da gelecek. O yüzden becerebildiğimiz kadar birbirimizin çocuklarına sahip çıkmanın yollarını bulmamız lazım. Bunun için kafa patlatmamız lazım. Yani bunu Mart'ta yazdık. Mart'ta bir işte bir ultimatom gibi yazıp internete koymuştuk ama o zaman anlaşılmamıştı. Şimdi daha çok anlaşılır diye ümit ediyorum. Yani daha çok anlaşılacağını ümit ediyorum. Dediğim gibi insani ilişkileri bizden sonrakilere devredebilmek. Onları unutturmamak asıl gayemiz olabilir. Bunu yapabileceğimizi ümit ediyorum. Eyvallah. Bunu yapabileceğimizi ümit ediyorum. Şimdi üstadım birçok dediğim gibi yorum ve şey var. Bunları ben notuma alacağım. Önümüzdeki haftaya taşıyalım. Çünkü vaktimizin biraz üzerine çıkmış bulunduk. Çok istifade ettik sizin sohbetinizden. İnşallah bu konuşmalarınız yeni bir farkındalığa, yeni bir uyanıklığa vesile olur diyelim. Evet, Mavera TV izleyenleri, bugün Düşünüyorum programında Ailesiz Toplum Modern Family Ya Sonrası kitabı çerçevesinde konuştuk Ahmet Hakan Yazıcı Bey ile beraber. İnşallah bu programları seri olarak devam ettirmeyi arzuluyoruz. Sizden gelen arkadaşlara, ya bakın ben bu kitabı gösterilmesi, tanıtılmasını ben talep etmedim. Allah yani. Evet, talep etmediniz. Satışında da hiçbir bir kuruş para bana gelmiyor. Yani eyvallah. Bunun internette PDF'i de var. İsterseniz oradan indirebilirsiniz. Eyvallah. İsterseniz birbirinize yayabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Yani ya bizim için Ahmet değilim, tüccar değilim, o anlamda söylemeye çalışıyorum. Ahmet abi, bizim için maksat zaten iyiliği, güzelliği yaymak. Yani elimizden geldiğince bunu yapabilmek. İnşallah dediğim gibi bir farkındalığa sebep olur. Derse yapacağınız yorumlarla beraber bizim bu bir düşünme platformu olarak düşünebilirsiniz. Hep beraber bu programı yapacağız. Yorumlarınızı Ahmet Hakan abi de çok önem verdiğini zaten göstermiş oldu az evvel. Diyerek programa nihayet vermek istiyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ahmet Hakan Bey'e de tekrar teşekkürlerimi iletiyorum efendim. Gecenizi ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Vaktinizi harcadınız bizim için. Allah sizden razı olsun. Gününüz hayır olsun. Geceniz hayır olsun efendim. Allah razı olsun. Görüşmek üzere tekrar. Evet.